İşitme engelliler için hazırladığımız haber bültenine hoş geldiniz. 19 Haziran günü MHP'li muhaliflerin gerçekleştirdiği olağanüstü kongre ile ilgili genel merkez suç duyurusunda bulundu. Noter vekilinin delegeleri görmeden işlem yaptığı, bilgisayar ortamı kullanmadan elle kayıt aldığı iddia edilmişti. Kurultayın bitmesinin ardından sosyal medya üzerinden gönderilen kimlik fotokopileriyle işlem yapıldığı da iddialar arasındaydı. Ankara 13. Noterliği hakkındaki suç duyurusu, kongrenin yapıldığı Akyurt ilçesi Cumhuriyet Savcılığı'na yapıldı. Öte yandan Oktay Vural, grup başkan vekilliğinden istifasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Vural açıklamasına, dedikodu mekanizmaları ülküdaşlık ruhumuzu derinden incitiyor ve kopuşa doğru sürüklüyor diyerek başladı. Şahsi ikbal ya da makam beklentisi içinde olmadığını vurgulayan Oktay Vural, MHP'nin geleceği kaotik bir sürece sokulamaz. Yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu açıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Esenboğa Havalimanı Camii'nin ibadete açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı gençlere, madde olmuş, mana olmamış, bunun hiçbir anlamı yok şeklinde seslendi. Cumhurbaşkanı, gelecekte güçlü nesiller için madde ile mananın bir arada inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bitlis'te facia son anda önlendi. Teröristlerin yola döşediği bir ton patlayıcı kontrollü olarak imha edildi. Diyarbakır'da ise teröristler patlayıcıyı köprünün altına yerleştirdi. 300 kilogram patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Şehide son görev. Şırnak'ta üst bölgesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Ömer Harun Demir, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. 1,5 yaşında bir kız çocuğu babası olan şehit Ömer Harun Demir, 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Duruşmada dosyası birleştirilen kamu görevlileri savunma yapıyor. Geçen duruşmada sorgulanan polis memuru Muhittin Zenit, gelen istihbari bilgiler çerçevesinde Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin rapor hazırlayarak ilgili yerlere bildirdiğini söylemişti. Prostat kanseri tedavisi gören ünlü pop müzik sanatçısı Harun Kolçak ameliyat geçirdi. Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 21 Haziran'da şiddetli karın ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye getirildiği, yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda acil olarak ameliyata alındığı belirtildi. Açıklamada, cerrahi müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının tedavisinin bu ünitede devam ettiği ifade edildi. Okullar kapandı ve yaz tatili başladı. Vaktini yüzme sporuyla değerlendirmek isteyen çocuklar havuzlara akın etti. Onlar arasında görme engelli çocuklar ve gençler de var. Eğitim-öğretim sezonunun sona ermesiyle yüzme havuzlarına ilgi arttı. Engelli çocuklar ve gençler de haftanın belirli günleri yüzme dersleri alıyor. Günün 24 saatinde engelli vatandaşlarımızdan talep geldiği takdirde bu yüzme branşı olur, diğer branşlar olur. Her türlü çalışmalar engelliler için yapılmakta. Yüzme sporuna 3 yıl önce başlamıştım. İyi dereceler var. Görme engelli biraz zor oluyor, sıkıntı oluyor. Çarpıyorsun başlangıçta falan. Ama sonra alışınca çok kolay oluyor. Engelli çocukların antrenörleri de engelli. Her zaman ben onların yanında olmaya çalışıyorum. Down sendromlar, işte fiziksel engeller derken şimdi görme engellilerle beraberiz. Çocukların sporla hayata tutulması en çok ailelerini sevindiriyor. En azından kendine güveni geliyor ve etrafta tanıdığı çevre insanda olunca
kendine bizlerden farklı olmadığını hissediyor ve mutlu oluyor. Onun mutlu olması da benim için her şeye bedel. Tekerlekli sandalyeye mahkum gencin çile dolu yol hikayesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Evinin önündeki engellerle dolu toprak yol onu dört duvar arasına hapsediyor. Abdül motoru yapıyoruz. Patronaj ediyor. Bu yolun bunun yol çıkmasını, yolumun yapılmasını istiyorum. Diğer büyüklerimden bana yardımcı olun. Engellerle boğuşarak her gün bu yollardan gelip gidiyor. Çıkmıyor bu arabam. Bu arabam bir çıkmıyor. Bunun şartını bitiriyor. Bu yol şartını bitiriyor. Kalıyorum arabamdan yolda. 29 yaşındaki kadı Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşıyor. Doğuştan bedensel engelli. Hayata sımsıkı sarılıyor, eve hapsolmak istemiyor. Ama aşmak zorunda olduğu bir engeli daha var. Onu sosyal hayata bağlayan ve her gün kullanmak zorunda kaldığı engellerle dolu işte bu yol. Birilerinin yardımından gidiyorum. Yani yalnız gitmeye kalktığım zaman bu yol şarjını bitiriyor. Kalıyorum ondan yolda. Cumalarıma yani namazlarımı gidip kılamıyorum. Tüm bu sorunların çözümü için Süleyman kadının evini ilçeye bağlayan toprak yola beton ya da asfalt dökülmesi gerekiyor. Her şeyi, tüm yaşadıklarınızı bir anda unutabilirsiniz. Ya da en sevdikleriniz sizi unutabilir. Alzheimer hastası Fatma Çankır onlardan biri. Anıları hafızasından birer birer siliniyor. Çocukları ise bir yandan hastalıkla mücadele ederken, diğer yandan annelerini hayata bağlamak, hafızasını tazelemek için çaba harcıyor. Yıllar önce ben onun çocuğuydum. Ama artık o benim çocuğum. Geçen sene gittiğimiz yere gidelim mi bu senede? Çocuğunuz var. O çocuğunuzu yetiştiriyorsunuz. Gün geçtikçe o ilerliyor, büyüyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu geriliyor, ilerlemiyor. Fatma Çankır 81 yaşında. 4 çocuk dünyaya getirmiş bir anne. Ömrüne kim bilir ne anılar biriktirdi. Şimdi her gün hatıraları, hayatta edindiği tecrübeler birer birer kayboluyor, hafızasından siliniyor. Tüm bunların sebebi Alzheimer. Günleri karıştırıyor, ayları karıştırıyor. Takıntısı bir hafta 10 gün ya da 15 gün o takıntı sürüyor. Hastalığın belirtileri yaklaşık 2 yıl önce başladı. Çocukları ilk başlarda anlayamadı. Zaman zaman üzüldü, öfkelendi. Bazen diyorsunuz ki bu benim annem mi? Nörolojiye götürdük annemi. Alzheimer ilk evre diye söylendi. Adınızı unutabilirsiniz. Yaşadığınız yeri ya da kim olduğunuzu. Sevdikleriniz tarafından da unutulabilirsiniz. Anne ve babalarınız zamanla size çocuğunuz gibi davranabilir. İşte o vakit geldiğinde onlara sımsıkı sarılın ve yalnız bırakmayın. Annelerinin Alzheimer olduğunu öğrenen çocuklar nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı. Kabullenmeleri zaman aldı. Birdenbire böyle başkasına muhtaç bir duruma düşmüş oluyor. Ve sizin bunu kabul etme süreniz zor. Bir süre sonra Çankır ailesi Alzheimer Derneği ile temasa geçti. Nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi. Hiç kızmamak gerekiyor. Omuzuna dokunarak göz temasıyla söyleyeceklerimizi söylememiz gerekiyormuş. Kızların da nasıl geçiyor zaman? Kızlardan iyi vakit geçiyor tabii. Bazı kızların her süreden var da ben hayatta. Fatma teyzenin kızları anneleriyle tıpkı bir çocuk gibi zaman geçirmeye başladı. Bu ilişki ise gün geçtikçe onları da annelerini de mutlu etti. Boyama kitapları aldık. Babaya da veriyoruz bir boyama kitabı. Sen bunu boya, sen de bunu boya. Hanginiz bakalım daha güzel yapıyorsunuz? Bir anne ve babanın çocuklarını hayata öğretirken göstermiş olduğu sonsuz sabrı biz de onlara göstermeliyiz. Tıpkı onların bize yaptığı gibi. Çocukların tek hedefi annelerini hayata bağlamak, anılarını tazelemeye çalışmak. Bunun şartı da sabır. Şimdi onların tek korkusu anneleri tarafından unutulmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ileride annem beni unutur diye tabii çok insan korkuyor. Bizi unutmasından korktuğumuz için bu günlerimizi çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama şükür.
Sayın seyirciler, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Alman gazetesi Bild, ülkenin batısında bulunan Wernheim kasabasında bir sinemada ateş açıldığını ve orada yaralananlar olduğunu duyurdu. Saldırganın salondakileri rehin aldığı da gelen bilgiler arasında. Ayrıntıları TRT Haber ekranlarına yansıtmaya devam edeceğiz. İşitme Engelliler Haber Bülteni'ni izlediniz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.